Değerli CRI Türk takipçileri, pandemi koşullarında evden gerçekleştirdiğimiz Uzak Doğu'dan Esintiler programına hoş geldiniz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles şehrinde yaşayan Elis Tianshan, CRI Türk'te Tuğçe Akkaş'ın hazırlayıp sunduğu Güne Başlarken programına konuk oldu ve ABD gündemindeki gelişmeleri değerlendirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde ırkçı saldırılarda ciddi bir artış gözlemlendiğini aktaran Elis Tianshan, son dönemde özellikle Asya kökenlilere yönelik saldırıların fazla arttığını belirtti. Siyasetçi ve ünlü isimlerin ırkçı saldırıları kınamasına rağmen saldırıların devam ettiğine dikkat çeken Tianshan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle. Saldırılara geçen hafta yeniler eklendi. Bunların güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerine baktığınızda insanın kanı donuyor. Ard arda farklı kentlerde yaşanmış olması da ilginç. Son olarak New York'ta Manhattan'da sokakta iki Asya kökenli kadın yürürken arabadan bir başka kadın öfkeli bir şekilde onlardan maskelerini çıkartmasını istedi. Bunu reddedince de elindeki çekiçle kadınlara saldırdı. Kadınlardan biri özellikle başına aldığı darbelerden sonra derin yara alıyor ve kan kaybediyor. Bu olayın nedeni tam olarak bilinmiyor. Polis bunun olası ırkçı saldırı olduğunu işaret etti. İkinci bir olay da Baltimore'da gerçekleşiyor. İki Kore asıllı ABD'li kadın tam dükkanlarını kapatmak üzereyken bir adam hışımlı içeri giriyor ve kadınlara saldırıyor. Yine oldukça rastgele gelişen bir durum. O esnada dükkanda bulunan biri sessizce oradan uzaklaşıyor hiçbir şey yapmadan. Diğer kadın yardıma yetişiyor ve iki kadın adamla mücadele etmeye başlıyor. İki kadın da derin yaralar alıyor. Durumlarının iyi olduğu haberi geldi ama pek çok dikiş atılıyor. Bu olaylardan sonra Amerika'da yaşayan Asya kökenlilerin hali ne olacak? Çok ciddi endişe var. Asya kökenliler endişeyle süreci izliyor. Bunlar basına yansıyanlar, bir de yansımayan taraflar var. San Francisco'da iki Asya kökenli kadın otobüs durağında beklerken yanlarına yaklaşan bir adam ikisini de bıçaklıyor ve oradan uzaklaşıyor. Görgü tanıkları bu şekilde ifade ediyor. Bu saldırıların sebepleri de aynı anda araştırılmakta. Geçen bir yıla bakacak olursak nefret suçlarında ciddi bir artış var. Kaliforniya'da Caltech Üniversitesi'nin araştırmasında bu yılın ilk 3 ayı içinde geçen yılın ilk 3 ayına kıyasla nefret suçlarında %168'lik bir artış yaşanmış. İki katından daha da fazla artıyor yani. Özellikle Asyalılara karşı işlenen nefret suçları bunlar. New York'ta bunlar %223 oranında artış göstermiş. Los Angeles'ta %80, Boston'da %60. Asyalılara nefret saldırılarında artış var. Bu pandeminin başından beri artan bir grafik. Trump gitti, Biden geldi. Kendisi de daha birleştirici bir tavır kullanıyor ama nefret saldırıları hala durdurulamadı. Kongre bir adım atmaya karar verdi ve Asya karşıtı saldırılarla mücadele için yasa tasarısını geçirdi. Saldırıya uğrayanları korumak, tedavilerine yardım etmek ve olası saldırıların önüne geçmek gibi adımlar atıldı ancak bunlar da saldırıları dindirmedi. Hindistan Dışişleri Bakanı Jay Shankar, geçen hafta çarşamba günü Çin-Hindistan ilişkilerinin çok zor bir aşamadan geçtiğini açıkladı. Jay Shankar, Çin'e açıklama yapmaksızın iki ülke sınırındaki gerçek kontrol hattına veya yakınlarına çok sayıda asker konuşlandırmakla suçladı. Jay Shankar'ın bu açıklaması birçok üst düzey Hintli yetkilinin mevcut Çin-Hindistan ilişkileri konusundaki tutumunu yansıtıyor. İki ülke ilişkileri gerçekten zor bir aşamadan geçiyor. Siyasi görüş alışverişi ve karşılıklı güven ciddi gerilemeler maruz kaldı. Ekonomik ve kültürel değişimler de bu durumdan etkileniyor. İki tarafın ilişkilerinin kesilmesi süreci devam ederken Çin-Hindistan sınırının batı kesimi boyunca devam eden sorunlar tamamen çözülemedi. Çin ile Hindistan sınır bölgesinden geri çekilmeye başladıktan sonra tüm bölge genel olarak barışçıl ve istikrarlı kalmaya devam etti. İki taraf diplomatik ve askeri kanallardan yakın temas sürdürüyor. Ayrıca taraflar sınır bölgesindeki durumun tekrar alevlenmemesi noktasında da hemfikir. Çin Hindistan'a oksijen jeneratörleri sağlamayı sürdürürken Hindistan Genelkurmay Başkanı Mukund Navavare 27 Nisan'da Doğu Lagah bölgesinde ordunun operasyon hazırlıklarını gözden geçirdi. Bazı Çinli gözlemciler Hindistan'daki salgına bakarak önemli bir sosyal krizin kapıda olabileceğinden endişe ediyor. Gözlemciler Hindistan hükümetinin insanların dikkatini içerideki salgın krizinden başka bir yöne çevirmek için kasten sınır çatışması bile yaratabileceğinden kaygılanıyor. Bununla birlikte Hindistan'da mevcut salgının çok ciddi olduğu düşünüldüğünde Modi yönetimi genellikle virüsün daha fazla yayılmasını önlemeye odaklanacak. Hindistan medyasında bu hafta başında yer alan haberlere göre Hindistan Savunma Bakanı devam eden salgının önüne geçmek için ordunun Yeni Delhi'de konuşlandırılmasını düşünüyor. Bu durumda Çin'in sert tutumu karşısında Hindistanlı siyasetçiler sınır bölgelerinde harekete geçmek için acele etmeyeceklerdir. Çin ve Hindistan'ın geçen yıl olduğu gibi bir sınır çatışmasına girmesi mümkün değildir.
Tianshan Xingdui, yer altında 3000 yıllık uyuyakalan ancak uyanınca dünyayı şaşırtan bir Çin medeniyetidir. Maya, dünyadan saklanan gizemli ve görkemli bir Latin Amerika medeniyetidir. Xingdui ve Maya'nın birbirinden çok farklı iki medeniyet olduğu görülüyor. Ancak arkeologlar ikisi arasındaki birçok ortaklığı keşfetti. Bu ortaklıklar medeniyetleri aşan gizemli bir rastlantı mı, yoksa uzay zamanı aşan sözsüz bir diyalog mu? İki medeniyete ait tarihi eserlerin sözcüsü olan iki ülkenin arkeologları bu konuda açıklamalarda bulundu. Meksika'nın Chichen Itza bölgesinde bulunan Maya medeniyeti kalıntısından sorumlu Marco Antonio Santos değerlendirmesinde bir zamanlar aynı göğe bakmış, aynı yıldızları saymışlardır ifadelerini kullandı. Chichen Itza, Meksika'nın güneydoğu kesiminde bulunan Yucatan Yarımadası'nda yer alıyor. Maya Antik Devleti'nin en kalabalık kentiydi. İnşasına 5. yüzyılla başlanan Itza, Maya medeniyetinin zirveye ulaştığı döneme ait kalıntıdır. Chopin Maya kalıntısı üzerindeki arkeolojik çalışmalara katılmış olan Çin Sosyal Bilimler Akademisi Arkeoloji Enstitüsü'nden Li Xingdui ve Maya'yı şöyle anlattı. Bu iki medeniyet tropikal iklim bölgesinde yer alıyor. Xingdui'nin bulunduğu Sichuan Vadisi'ndeki hava o dönemde şimdiden daha sıcaktı. Yani iki medeniyetin oluştuğu ve geliştiği doğal ortam birbirlerine çok yakın. Aynı paralelde yaşayan insanlar aynı parça göğe bakıyor, yıldızların hareketlerini takip ederek kuralları çıkarıyor ve tarım üretimini buna göre ayarlıyordu. Bu, tarıma bağlı olan iki medeniyetin uzay yaklaşımının oluşmasında büyük önem taşıyor. İki medeniyet arasındaki ortaklıkların araştırılması için bir hareket noktası sağladı. Xingdui de kısa süre önce çıkarılan tarihi eserler arasında bronzdan kutsal ağaç parçaları yer alıyor. Arkeologların keşfine göre kutsal ağaç imajına Maya medeniyetinde de sıkça rastlamak mümkün. Meksikalı arkeolog Santos, Maya medeniyetinde kutsal kapak ağacı imajı görüldüğünü anımsatarak bu imajın uzayın dört tarafı gök ve dünyayı simgelediğini belirtti. Xingdui ve Maya'nın bronzdan kutsal ağaçlarının ortak noktaları bu iki medeniyetin benzer uzay yaklaşımını temsil ediyor. Santos'un görüşüne Çinli arkeolog Li de katılıyor. Li, hem Maya hem de Xingdui'nin uzayı, yeraltı, dünya ve gök dahil olmak üzere üç kademeye ayırdı. Göğe ulaştırılan kutsal ağaç, gök ile dünyayı bağladığı için insan ile tabiat üstü ölümsüzler arasındaki temas kanalı işlevi görüyor. Temasların ortak hedefi ise bereket dilemek ve uzayın normal işleyişi olabilir diye konuştu. Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin güneyindeki Hotan vilayetine bağlı Laika kasabasının Kumerik köyünde yaşayan 7 yaşındaki bir erkek çocuk 30 Nisan akşamı oyun oynarken sağ kolunu traktörün kasnaklarına soktu. Çocuğun sağ kolu tamamen koptu. Ailesi küçük çocuğu köyden götürüp 2 saat sonra Hotan Bölge Halk Hastanesi'ne götürdü. Hastanedeki ortopedi doktoru Erkin Recep acil müdahalede bulundu ve çocuğun derhal Urumçi'deki Xinjiang Tıp Hastanesi'ne bağlı Çin Tıbbi Hastanesi'ne sevk edilip ameliyat yapılmasını önerdi. Aynı zamanda doktor Recep Çin Tıbbi Hastanesi'ndeki ortopedi doktoru Li Li'yi aradı. Recep'in meslektaşları da çocuğun kopan kolunu en hızlı ve dikkatli şekilde temizleyerek uygun muhafaza koşullarını temin etti. Recep de çocuğun uçağa binebileceği belgesini çıkardı. Saat 22.50'de hastanenin ambulansı çocuğu ve ailesini Hotan Havaalanı'na götürdü. Bu sırada Urumçi'deki Li Li de harekete geçti. Anestezioloji ve kan bölümleriyle temasa geçti. Çocuk hastanın durumunu aktardı ve çözüm planını hızla hazırlamaya başladı. Çocuğun dayısından uçağa binilince hemen haber vermesini istedi. Akşam saat 23.42'de son uçak havalanmak üzere piste kalkışa hazırlanıyordu. Hasta çocuğun dayısı Abdülmecit Emin, Güney Hava Yolları'nın Hotan ofisine başvurdu. Görevliler derhal durumu yöneticiye aktardı. Birçok birim entegrasyonuyla pistteki uçağın mürettebatıyla iletişime geçildi ve uçağın kapısının ikinci kez açılması sağlandı. Çocuk hastanın bir an önce uçağa bindirilmesi için görevliler sedyeyle çocuğu uçak içine gönderdi. İlgili işlemler en kısa zamanda tamamlandı. Saat 23.49'da hasta çocuk ile dayısı sağlık personelinin eşliğiyle uçağa bindirildi. 1 Mayıs saat 00.00'da uçak kalktı. Uçak Urumçi güzergahında ilerlerken Urumçi Güney Hava Yolları'nın operasyon merkezindeki görevliler uçağın iniş saati ve park yeri için uçağın ineceği Dvapo Uluslararası Havalimanı ile temas kuruyordu. Çocuk için Uluslararası Havalimanı'nın 20 dakika daha geç kapatılması sağlandı. Uçak 1 Mayıs sabahı saat 01.36'da güvenli bir iniş yaptı. Xiao Mai ve ona eşlik eden 3 kişi herkesten önce uçaktan indirildi. Piste hazır bekleyen ambulans çocuğu hemen Xinjiang Tıp Üniversitesi'ne bağlı Çin Tıbbi Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanenin önünde Li Li ve 4 doktor bekliyordu.
Hasta çocuğun ameliyatında kan damarlarını bağlamak için gerekli süre sadece 6 ila 8 saatlik bir zaman dilimini gerektirmekteydi. Hastaneye vardıklarında çocuk yaralanalı yaklaşık 6 saat geçmişti. İki doktor kopmuş kolu götürüp kan damarları ve sinirleri aramaya başlarken bir doktor çocuğu ameliyat öncesi teşhise götürdü. Bir doktor ise arşiv oluşturuyordu. Lili ise ilgili tüm birimler arasında eş güdümü sağladı. 3,5 saatlik yoğun çabanın ardından çocuğun kopan kolu başarıyla yerine oturtturulmuştu. Şu anda hasta çocuğun sağ kolunun kan dolaşımı tamamen normal. Çocuk da ağrılarına rağmen doktorlara baş parmağını kaldırarak teşekkür etti. Sierra Türk. İyi müzik, doğru haber.